şimdi ilk dinleyicimiz, baba oğul arasında borç olur mu? Akil ve bali olursa evlat, kız olsun erkek olsun, yani baba oğluna veya kızına borç verebilir, oğlu kızı babasına borç verebilir. Şeran bunun mahsuru yok, kitaplarda bildirilmiş. Fakat İslam alimleri, mesela Enver abiler hep anlatırlardı, Enver abilerin şeyinde de yoktu. Nasıl söyleyeyim onu? Yaşayışında, düşüncesinde, inancında ne yoktu? Baba oğluna para verdi, borç olur. Onu ne şey derlerdi? Onu mu öyle şey derlerdi? Ne demek o? Baba oğluna borç vermiş veya oğlan babasına borç vermiş. O ne demek? Derlerdi. Yani demek ki öyle bir kabile var. Fakat kitaplarda akil ve bali olmuş olan anne baba evlada, evlat anne babaya, kayınpedere, kayınvalideye, amcaya, dayıya, teyzeye, halaya, neyse, dedeye, nineye, bunlar torunlara, evlatlarına borç verebilirler. Bunu geri alabilirler. Genel hüküm bu. Genel hüküm bu. Ama öbürüsü yani salih olan kimselerin, dinini kayıran bilen kimseler, yani evladına, kızına, oğluna bir şey verdiği zaman o borç olmaz. Evlat da anne babaya bir şey verdiği zaman borç olmaz. Ve Anadolu'da yaygındır. İşte bugüne kadar size baktım, ettim, işte baktıklarım, yedirdiklerim, içirdiklerim, giydirdiklerim zehir zıkkım olsun diyenler var. Değil mi? Mesela erkek böyle dediği gibi kadın da diyor. Bugüne kadar işte saçımı süpürge yaptım, yemek yaptım, yani bunlar zehir zıkkım olsun diyor. Merak etme, zehir zıkkım oluyor, zaten bitiyor. Karşılığı marşılığı kalmıyor. Demek ki onu Allah için yapmamış. Hatta ben çocukken duyardım böyle. Mesela başka bir yerden gelmiş, bizim köyde kalmış. Birisine misafir kalmış. O da onların menfaatine ters bir şey yaptığı zaman, giydirin adamı, yediğin içtiğin zehir zıkkım olsun, bir de seni yatırdıydık, giydirdiydik, yedirdiydik, içirdiydik. Zaten karşılığı kalmadı, bitirdin zaten onu. Şimdi şiirlerle menkübelerde bir şey anlatılıyordu. Hani büyüklerden bir zat aynı şekilde Allah için yemek içmek nasıl olur diye sorunca o zat da uzun uzun anlatıyor. Diyor ki yediği yemekten bir enerji hasıl oluyor. Bunu nerede kullanacaksın? Bunu nerede kullanacaksın? İbadetleri, namazı spor olarak yaparsan, orucu işte zayıflamak için tutarsan, hacca turistik seyahat olarak gidersen, sadaka verdiği zaman, hayır hasenat yaptığı zaman, itibar kazanmak niyetiyle yaparsan, yarın mahşer günü Allah da ne bilecek ki bunları benim için yapmadın. Hani o zat da diyor, orada ayrılacak diyor Allah da, kendisi için yapılanları ayrı ve senin başkaları için yaptığını da önüne koyacaktır. Git onlardan iste bunun karşılığını. Dünyada sana zaten verdiler. Aa, hayır hasenat yapan çok mübarek bir adam falan dediler sana. Mükafatını da alın diyor. Benden ne istiyorsun? Benim şey yapmadın diyecek. Benim şey yapmadım. Dolayısıyla anne baba evladına yani nafakasını zaten vermekle mükellef. Bir erkek evlendiği zaman hanımına, çocuklarına nafakasını temin etmekle mükellef. Çünkü Allah Teala böyle emrediyor. Efendim bunları ben işte hakkımı helal ettim falan. Zaten vazifem bu. Vazifem bu. Yani bu vazifeyi aynı şekilde ben bu vazifeyi yaptım da falan da feşmekende demenin bir alemi yok. Kadın da aynı şekilde ev işleri yapmıştır, yemek yapmıştır, ikram etmiştir falan. Onları böyle başa kalkması, şey yapması falan. Ne yapar? Amel defterinden kendi yapmış olduğu amellerin hepsini siler. Allah için yapmamış demektir. Bunun için de demek ki orada incelik olan, salih olan anne, baba, salih olan evlat, işte karşılıklı olarak anne baba evlada, evlat anne babaya bir şey verdiği zaman bir beklentisi olmaz. Bunu borç olarak da vermez. Allah rızası için yapar. Hediye. Evet, hediye eder. Hatta mesela kitaplarda buyuruyor ki anne baba evlada, evlat anne babaya, kadın kocasına, erkek hanımına bir şey hediye ettiği zaman, hediye kelimesi geçiyor, hediye ettiği zaman bunu geri isteyemez. Efendim hediye edilen şey geri istenmez mi? Kusunu yalamak gibidir, caizdir buyuruyor. Ama ağır bir ifade. Hadis-i şerifte geçiyor, kusunu yalamak gibidir. Ancak
Karı koca aradaki nikah pasibebiyle birbirlerine bir şey hediye ettiği zaman bunu geri isteyemez. Vazgeçtim de diyemez. Demesinin de bir kıymeti olmaz. Anne baba evlada, evlat anne babaya bir şey hediye ettiği zaman bunu geri isteyemez. Bu sıhriyet. Manidir buna. Peki yabancı birisi, ben şimdi Mustafa Togöz'e diyelim ki 100 liralık bir kalem hediye ettim. O da 1 liralık kalem verdi karşılığında. Benim artık o kalemi, 100 liralık kalemi geri isteme hakkım gitti. Niye? Karşılık yaptı da onun için. 99 liralık kısmını isteyemez misin? Yok, isteyemem. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki eğer hediye ettiğiniz şahıs bir karşılık yaptıysa, aynısı denmiyor. Bir karşılık verdiyse, o hediyeye karşılık verdiyse artık senin o vermiş olduğun hediyeyi geri isteme hakkın bitti diyor. Yok öyle bir hak. Bitti. Ama karşılık vermediyse, karşılık vermediyse geri isteyebilirsin. O da usluğunu yalamak gibidir buyuruyor. Yani baba yiyesin buyur iste. Tamam. Boş bir şey değil. Boş bir şey değil yani. Usluğunu yalamak gibidir buyuruyor. Dolayısıyla artık tercih anne babalara kalmış bir şey. Kendileri bilirler. Dinleyicimizin ikinci suali Türkiye'deki işte tarikatlar hakkında. Efendim biz şahslar ve cemaatlerle ilgili özel şey söylemiyoruz. Anlatmıyoruz. İşimizde değil. Vazifemizde değil. Vazifemizde değil. Ama genel bilgiler veriyorsunuz. Biz genel hüküm bildiririz. Biz genel hüküm bildiririz. Yani kitaplarda bildirileni. Bu genel hükümler beni de bağlar, onu da bağlar, hepimizi bağlar. O genel hükümlere uygun değilsem ben de beş para etmem, sen de beş para etmezsin. Uymayan hiç kimse beş para etmez. Adı, sana, cinsi, cibilliyeti ne olursa olsun. Beş para etmezsin. Ne bildirilmişse kitaplarda o olur. Peki ne bildiriliyor? Şimdi mezhep, tarikat. İki kelime. İkisi de Arapça bunun. İkisi de Türkçe'de yol anlamında kullanılıyor. Mezhep gidilen yol, gidilen, tarikat, takip edilen yol anlamında. Peki bunların vazifesi nedir? Allah-u Teala öyle yaratmış. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam dört büyük halifesi, bunlara Raşid halife diyorlar. Hulefai Raşidin deniyor. Ne demek Raşid halife? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem şeriatı bildirirdi, hem şeriatı, yani Muhammed Aleyhisselam'a bildirilen Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerin açıklamasını yapar, tatbikatını bildirir, dini öğretir. Hem devlet yönetir, hem de kalpleri temizlerdi. Hem evliya, hem alim, hem de devlet başkanı. Evet. Raşid halifeler de Peygamber Efendimiz'in bu bakımdan aynı şekilde aynıydılar. Bunların da bu üç vazifesi vardı. Onun için Raşid halife deniyor onlara. Bu dört halifeden sonra bu şekilde böyle kapasite Allah Teala dilememiş, yaratmamış, gelmedi. Bunun için ayrıldı vazifeler. Ne oldu? Devlet dairesi yine halife ismiyle devlet başkanına kaldı. Efendim şeriatı öğretme müştehit alimleri, İmam Azam-ı Barfi, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Bel Hazretleri onlar araştırdılar. Peki kalpleri temizleme yerleştirme tasavvuf ehline kaldı. Mezhep dinimi öğretecek yol, yani mezhep imamları. Tarikat kalbimi temizleyecek yol. Ve şimdi mezhep imamları Kur'an-ı Kerim, hadis-i şeriften hükümleri çıkarmışlar. Fıkıh kitaplarını, ilmihal kitaplarını yazmışlar. Fıkıh kitapları, ilmihal kitapları Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir, açıklamasıdır, hükümlerin bildirildiği kaynaktır. Dinini oradan öğreneceksin. Bu şimdiki safsatalar var. Dinini Kur'an'dan öğren, ahmaktır çoğu ve dinsizliğe giden yoldur da. Dolayısıyla mezhep imamları tamam bunları bildirdi de kitaplarda buyuruyor ki bunları severek yapılması lazım. Namaz aşra şevkle kılması, oruç aşra şevkle yapılması, yalandan, gıybetten, zinadan, içkiden, kumardan, bunlardan nefret ederek uzaklaşması. Nasıl olacak bu? Okudum kitapta ama bende öyle bir nefret olmadı. Çok güzel namaz kılmasını biliyorum ama o aşk yok. O aşk yok. İşte bu sevgiyi, bu nefreti bu tasavvuf büyükleri yerleştiriyor. Aşkı yani. Evet. Bunlar yerleştiriyor. Yani mezheple tarikat ayrı şey değil. Ayrı ayrı değil.
birinin bilgi olarak kitaplarda bildirdiğini öbürüsü kalplere yerleştiriyor. Asya bunlar ibaret. Yani bu varsa, bu varsa, yani bir grupta bir cemaatte mesele yok. Problem yok. Ama şeriat bilgisi yok. Zaten Osmanlıca kitaplarda sık sık yazılan bir ifade, cahil sufu şeytanın maskarası olur. Aynen. Cahil sufu bahsediyor da işte tarikat adı altında bir cemaatin aynı şekilde kadın şeyhi. Diyor ki ikindi diyor kazaya kalınca ertesi gün ikindi vaktinde kaza edilir. Hiçbir kitapta yazmaz. Atıyor kafadan. Fıkıh bilgisi yok. Cahillikteki. Önündeki suyu birisi içmek istiyor. Sokun aa diyor bendeki kötülükler sana geçer. Hastalıklar sana geçer. Halbuki Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatında buyuruyor ki müminin artığı şifadır. E ne oldu? E dolayısıyla bunun adı tarikatta olsa, ondan sonra bilmem ne de olsa, buna şeyh de deseler, bilmem ne deseler, beş para etmez. At çöpe gitsin. Değil mi? Aynen. At çöpe gitsin. Beş para etmez. Dolayısıyla yani bugün tarikat adı altında faaliyet gösterenler, eğer fıkıh bilgileri yoksa şeytanın yolundadırlar. Adı sana ne olursa olsun. Ama efendim biz Kadiri'yiz diyoruz, biz Nakşi'yiz diyoruz, biz Mevlevi'yiz diyoruz falan. Hangi isim kullanırsan kullan. Hangi ismi kullanırsan kullan. Bu büyüklerin ismini kullanmak seni kurtarmaz. Efendim ben işte Şah-ı Nakşibend Bahattin-i Buhari Hazretleri yolundan gidiyorum. Şah-ı Nakşibend Bahattin-i Buhari Hazretleri yolunu İmam-ı Rabbani Kutudur Mektubat kitabında anlatıyor. Senin hiçbir halin olamıyor arkadaşım ya. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitapları var. Kadiri'yim diyorsun, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yaptıklarının hiçbirisiyle alakası yok. Bir zamanlar birisi telefon açmıştı. Biz mesela televizyon, şeyde, radyoda kaza namazları konusunu anlatınca adam nasıl şey yaptı böyle köpürüyor. Sabah sabah aradıydı hem de. Köpürüyor, sen dedi böyle diyorsun, sünnetleri terk ettiriyorsun falan. Ben terk etmiyorum dedi, ben terk ettirmiyorum. Benim öyle bir yetkim de yok. Vahiy bana gelmedi. Ben kitaplardan alıp şey yapıyorum. Ben Kadiri'yim dedi. Hah dedim, bak anlaşılır şimdi seninle. O ne demek dedi ya? Gerçekten dedim, yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolunda gittiğini mi iddia ediyorsun? Öldürdü, biz Kadiri'yiz falan. O zaman dedim, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hiç haberin yok senin dedim, biliyor musun? Abdülkadir Geylani Hazretleri kitabından naklediyor. Kimden dedim? Hem de ceddinden naklediyor. Bir hadis-i şerif, kazaya kalan namaz borcu olanın sünnetleri, nafileleri kabul olmaz. Hadis-i şerifini bu zat naklediyor. Ne diyeceksin şimdi buna? Kem küm falan başladı aynı şekilde. Kitap ismi de verdik. Kitap ismini de verdik. Sayfasına varacağı kadar söyledik. O sana ben bilmiyordum da falan bak dedim. Öyle kadirin demek ki kadirlik olmaz. Mevlevi'yim demek ki Mevlana Celaleddin Hazretleri saz çalmadı, neyi çalmadı, dümbelek çalmadı, dönmedi. Bunlar hiçbir şey yok. Sen hani şey, semazenlik yapıyorsun ama Mevlevi'yim. Beş para etmezsin yani şeytanın yolundasın. Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin yolunda değilsin. Şah-ı Nakşibend Bahattin-i Buhari Hazretleri'nin yolundayım diyorsun. Bakıyorsun ve habisin ve sepsini seviyorum diyorsun. O zaman Bahattin Buhari Hazretleri'nin yolunda değilsin. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yolunda değilsin. Yalan söylüyorsun. Sahtekarsın. Ha işte şu kadar tesbih çek. İyi de arkadaşım, bu adamın kalbi çıvıt çarşı. Necaset dolu. İtikadı bozuk. Ameli bozuk. Yoraya şeytan yuva yapmış. Önce bu kimsenin imanını, itikadını düzeltmesi lazım. Ondan sonra da fıkıh kitapları, ilmihal kitaplarını okuyarak ameli düzeltmesi lazım ki oraya feyiz girebilsin, çektiği aynı şekilde kelime-i tevhidin faydası olsun. Aksi halde İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin verdiği bir misal var. Güneş bibere de elmaya da yansır. Işık verir, ısı verir. İkisi de kızarır. İkisi de kızarır. Yani feyiz, nur ikisine de geliyor. Ama birisi kızarınca tatlanıyor, öbürüse zehir zemberek oluyor. Sen de aynı şekilde sarık şey yapıyorsun, sakal var, cübbe var. Ondan sonra işte biz tarikat falan filan diyorsun, kelime-i tevhid bilmem ne diyorsun. Kafana göre ait kelimeyi mana veriyorsun. Kafana göre aynı şekilde hadis-i şerifi mana veriyorsun. Mezhepsizlerin ve habilerin yolundasın bir arkadaşım. Senin aynı şekilde tarikatta, marikatta falan bir alakan yok. Bunun için özetle, özür dilerim vakit doldu ama Tamim Saadet-i Ebediye kitabının dikkatli bir şekilde okunması lazım. Hele hele Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh faydalı bilgiler ismiyle yayınladığı o kitap iyi okunursa mezhepsiz de vehhabisi de efendim ona bir şey daha ilave edivereyim ikinci suale. Tarikattan murat, İslamiyet'in emirlerini severek yapmak, haramlardan da aynı şekilde nefret ederek uzaklaştırmak içindir. Evet, bu da bilgiyle ve bu bilginin de kalbe yerleşmesiyle olur. Zamanımızda hakiki anlamda böyle bir tarikat yok. Ama büyüklerin ismini kullanan çok.
İkinci dinleyicimiz Selefilikten falan bahsediyor. O ne? Ona geleceğim. O mezhepsizlerin tayfası, mezhepten inkar ediyorlar ya onlar. Yani, üçüncü bir mezhep çıkartıyorlar Selefilik diye. Onlar saf dışı. Selef-i Salihin değil. Öyle diyorlar. Ha, Selef-i Salihin değil bunlar. Bunlar Selef-i Fasık'ın. Selef-i Bidatihli bunlar. Evet. Mezhepsiz tayfası. Bir de dinleyicimiz hani televizyonda böyle dinle alay ediyorlar falan. Senelerdir ediyorlar bunu. Bir yeni değil ki. Hele Türk filmlerinde mutlaka dinin böyle bir hoca getiriyorlar falan. Böyle sarık acayip şey acayip tip acayip falan falan. Yani onu görünce adam zaten dinden soruluyor falan. Hani hoca kılıklı eşkıya gibi bir adam atırsın oraya koyuyorlar. Onu bilerek yapıyorlardı. Dinden soğutmak için kasıtlı yapıyorlardı. Adam dini film çeviriyor, dansöz koyuyor ortasına. Ne alakası varsa. Öyle aynı şekilde Allah böyle hidayet versin. Ve bu yapanların çoğu da öldü. Toprağın altına girdi. Orada şimdi ne haldeler? Işıklar altında uyuyor değil mi? Işıklar altında. Nasıl bir ışık? Nasıl bir ışıksa? Bilmiyorum zaten. Ateşin çıkardığı ışıklar altında uyuyorlardır herhalde. Efendim gelelim ikinci ve son dinleyicimiz suallerine. Üç aydan yaklaşık dedi. Ben dedi bir heyecan kaplıyor falan dedi. Bazı dedi yani demek ki çevresinden kurtulamamış ki. Ve işte Recep Ay hakkında falan böyle bir aynı şekilde kaynak yok. Kur'an-ı Kerim'de Recep ayındaki aynı şekilde Regaip kandili olsun, Miraç kandili olsun, Şaban ayındaki Merat kandili olsun bir ayet-i kerime yok. Ve bunlar Peygamber Efendimiz'de reddettikleri için bunlar yok. Zaten namaz vakitleri de yok. Namazlar, rekatları da yok. Nasıl kılınacağı da anlatılmıyor. Namaz da bırak. Namaz da zaten dua demek. Ha, dua demek. Dua ediyorlar zaten bunlar. O bir tane mezhepsiz prof var. Kaynak Kur'an diyor falan. Açık açık kendi söylüyor. Diyor işte ben diyor ilahiyata giderken imam mıymış? Bizim dönemimizde vardı o. Veriyorlardı imam hatip mezunlarına. Bir gün diyor gittim sabah namazını diyor kıldırdım geldim diyor. Baktım diyor abdestim yok diyor. Ama diyor sonra düşündüm diyor. Yani temiz olanlar diyor. Benim üzerimde herhangi bir necaset yoktu diyor. Dolayısıyla ben temizdim diyor. Bir problem yok. Yani abdesti de kaldırıyor, guslü de kaldırıyor. Bunların hepsini kaldırıyor. Namazda kaldırıyor. Peki bunların derdi nedir? Bunların derdi Müslümanları dinsiz yapmak. Yani tek kaynak Kur'an. Kur'an'dan başkası kaynak olmaz diyenlerin derdi dinsizliğe götürmektir. Zaten son zamanlarda aynı şekilde bu tek kaynak Kur'an diyenlerde deistlik, ateistlik arttı. Niye? Adam bakıyor ya diyor ben böyle yapmam. Burası dedi benim kafama uymuyor zaten diyor. Bu Kur'an'da reddettim diyor. Bitti yani değil mi? Bazı yerlerinden zaten hiçbir şey anlamıyor. Anlaşılmayan bir şey olur mu diyor. Onu da reddediyor ve bitiyor yani kafir olup gidiyor. Öbürler de muradına kavuşmuş oluyor tabii ki. Allah Teala bunlara hidayet nasip ama böyle dinle oynayanlara kitaplarda mesela deniyor ki Cenab-ı Hak bunlara tövbe nasip etmiyor. Dolayısıyla 3 aylar hakkında, Recep-i Şerif hakkında, Şaban-ı Muazzam hakkında, Ramazan-ı Şerif hakkında birçok hadis-i şerifler var. Kitaplarda bildirilmiş, kütüb-i sitede bildirilmiş. Recep Allah-u Teala'nın ayı, Şaban benim ve Ramazan'da ümmetimin ayı bu hadis-i şerif. Dolayısıyla Recep ayındaki Regaip kandili ilk cuma gecesi ve Miraç kandili Recep ayında vuku bulmuştur. Şaban'ın 15. gecesi, Berat gecesi ve bir sene içerisindeki olacak olan hadiseler levh-i mahfuza yazılır. Hadis-i şeriflerle bildirilmiş. Kadir gecesini inkar edemiyorlar. Çünkü ayet-i kerimede. Ayet-i kerimede. O tevil etmeye çalışıyor onu da. İşte efendim bundan maksat falandı, peşmekandı falan uydurup şey yapıyorlar kendilerine göre. Kafir olmuşlar ya. Onların sözü de aynı şekilde bir kıymet ifade etmiyor. Dolayısıyla efendim Ehl-i Sünnet alimlerinin bir dedikleri önemlidir. Bunun için de biz Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumaya devam edeceğiz. Böyle kimselerle de irtibatımızı keseceğiz mümkün. Zaruret olmadığı müddetçe görüşmeyeceğiz. Zaruret olduğu zaman da İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi helaya gider gibi ihtiyacın kadar. O kadar. Önceden diyor Vehhabi ve bu selefilere ben aldanmıştım türbelere falan dil uzatıyordum diyor. Sonra elhamdülillah Cenab-ı Hak nasip etti kurtuldum. Sonra dedi hakikat kitabını kitaplarında buldum onları da okudum dedi. Ama işte bazıları selefi olmazsa bunlar şey diyorlar tevhid dini. Yani Allah-u Teala'dan başka her şeyi yok edeceksin.
saçmalığa paradan başka her şeyi yok edeceksin. Sadece o. Ve ahmak adam bunu ancak tasavvuf alimleri başarır. Senin gibi Vehhabi veya mezhepsiz bunu yapamaz. İçinizde öyle birisi de yok. Olmaz da zaten. Senin gibi atırsız yapamaz. Olmaz da onların kalbine de böyle bir şey gelmez. Yani Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bütün sevgileri kalpten çıkaran İslamiyet'in dört ana kaynağı olan kitap, sünnet, icmai, ümmet ve kıyas fıkaha bununla yetişmiş ve kemale ermiş tasavvuf büyükleri yapar bunu. Sen yapamazsın. Senin daha aynı şekilde tırnağına dokunan olsa dırrrt diye bağırırsın. Ama o tasavvuf büyükleri bir kimsenin kemale gelmesi için senelerce sabretmişler. Senelerce sabretmişler. Ve Allah-u Teala onlara, yani onlar kendilerini murat etmiyor. Ama Cenab-ı Hak kullarını aynı şekilde kendine yaklaştırmak için o kullar üzerinde de şey yapıyor. Olağanüstü haller gösteriyor. Onun için mesela demin o ilk dinleyicimizin hani tarikatlar meselesinde efendim işte bilinmeyenleri biliyorlar, uçuyor kaçıyor falan. Bundan hiç kıymeti yoktur. Çünkü Allah-u Teala bunu kafirlere de veriyor. İstirarcı olarak şeytana da veriyor buyuruyor. Bunların kıymeti yok. Hatta İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki yemesi, içmesi, oturması, kalkması, ibadetleri şeriat-ı Muhammediye uyuyor mu, uymuyor mu? Ona bakılır. Uymuyorsa beş para etmez. Havada uçarken görseniz de buyuruyor. Beş para etmez. Çünkü şeytan da uçuyor. Papaz da uçuyor bazen. Değil mi? Sivrisinek de uçuyor. Sivrisinek de uçuyor. Bir kıymeti olmaz buyuruluyor. Dolayısıyla bu Vehhabiler ve Selefiler mesela bize de çok saldırıyorlar. Hüseyin Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarına biz de sanırım o kitaplardan nakil yapıyoruz. Uf ne biçim saldırıyorlar falan. Şimdi benim esas anlamadığım ne biliyor musunuz? Ama benimki de hiç lüzumsuz bir şey. Şimdi bunlar hani işte türbeler yapmışlar, onlar vesile ediyorlar. İstigase deniyor kitaplarda buna. Bunu reddediyorlar. Bu diyorlar şirk. Yani merak ettiğim konu bu benim. Vehhabiler, bu Selefiler, bu diyor şirk. Peki arkadaş, sözünde sadık mısın? Yani bu sözünde sadık mısın? Oğlum evet diyor falan. Hastalandı mı sen? Tabii. Doktora gittin mi? Gittin. İlaç kullandın mı? İlaç kullandın mı? Kullandın. Sen de kafir olmuşsun arkadaş ya. Pandemide aşı oldun mu? Oldum. Oldum. Sen de kafir olmuşsun arkadaş. Aşıya mı güvendi? Niye vesile etti? Tamam. Ha Muhammed Aleyhisselam'ı vesile et. Ha doktoru vesile et. Ha toprağı vesile et. Cümlen ettim diyor bildi. Şirk oldu senin dediğine göre. Veren Allah-u Teala toprak vesiledir. Bulut yağmur yağdırdı. Bulut yağdırmadı. Böyle dediğin zaman aynı şekilde senin dediğine göre sen müşrik oldun. Kafir oldun. Bulut sadece vesiledir yağmur için. Allah da dilemesi yağmaz. Nitekim bulutlar bazen çekip çekip gidiyor. Böyle bakıyor ama hiç rol olmuyor. Çok güzel kebap yedin doydun. Doydum diyorsun. Doymayı kebaptan bildin. Kebaptan bildin. Kebap vesile oldu. Yediğin, içtiğin. Bunların hepsi vesile. Ve hayatın 24 saati aynı şekilde vesileyle geçiyor. Sen diyorsun ki bu şirk. Arkadaş sen temelli aynı şekilde müşrik olmuşsun. Gitmişsin kendi lafına göre değil mi? Şimdi bunu duyunca, söyleyince başlıyorlar köpürmeye. Mesela dinleyicilerimizden de efendim işte bunun kaynağını gösterebilir misiniz? Biz de diyoruz ki arkadaş bunu söyleyene siz niye söylemiyorsunuz? Sen bunu nereden okudun? Nereden getirdin? Kur'an'da var. Getir göster diyeceksin. Getir göster. Yok. Madem Kur'an'da var diyorsun getir göster bakalım. Biz de bakalım. Bakıyorsun ortada Tornistan kimse kalmıyor. Kimse kalmıyor. Getir deyince. Efendim işte falan başlıyor kıvırmaya. Dolayısıyla mezhepsizi, Vehhabisi ve benzerlerine itibar etmemek için Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh kitaplarını okumaya devam etmek lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim.